Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü konumuz olan peygamberler insanlar için en güzel örnektir. Peygamberler insanlar arasından seçilmişlerdir. Çünkü vahyin muhatabı insandır. Allah Teala elçilerini insanlara göndermiştir. Kur'an'da bu durum de ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine gezinip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten melek peygamber olarak gönderirdik buyurmaktadır. Bütün peygamberler Allah'tan aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamışlardır. Onlar gerek ibadetleri yaparak, gerekse Allah'ın diğer emirlerini yerine getirerek topluma örnek olmuşlardır. Böylece insanlara dinin nasıl yaşanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nasıl ahlaklı bir insan olunabileceğini göstermişlerdir. Peygamberler dinin emir ve yasaklarını öncelikle kendileri uygulamışlardır. Dinin isteklerini hayata geçirmenin zor olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Peygamberler Allah'ın insanlar arasında seçtiği özel kimselerdir. Onlar örnek alınması gereken birçok güzel özelliğe sahiptirlerdir. Allah'ın elçileri Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde övmüştür. Örneğin Hazreti Eyüp Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur: "Gerçekten biz Eyüp'ü sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi." Bu ayet Eyüp peygamberin sabırlı, Allah'a çok yönelen, samimi ve güzel bir kul olduğunu belirtmektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin güzel özelliklerinden şöyle söz etmektedir. "Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı seçkin kimselerdendir." Bu ayetlerde peygamberlerin ihlaslı kimseler ve Allah'ın seçkin kulları olduğunu ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin hayatı hakkında oldukça geniş bilgiler yer verilmektedir. Yüce kitabımızda kıssası anlatılan peygamberlerin hayatında örnek alacağımız birçok önemli nokta vardır. Zaten Kur'an'da da peygamberler kıssalarının anlatılış sebebinin onların örnek alınması olduğunu açıkça ifade etmektedir. Örneğin bir ayette şöyle buyurmaktadır: "Ant olsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden önceki tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de yol gösterici bir rahmettir." Kur'an'da anlatıldığına göre Hazreti Eyüp çeşitli zorluk ve sıkıntılarla imtihan edilmiştir. Ancak Eyüp peygamber çektiği sıkıntılar karşısında hiçbir zaman Allah'a isyan etmemiş, her zaman sabırlı olmuş ve Rabbinden yardım dilemiştir. O, İslam kültüründe sabrın sembolü olarak gösterilmiştir ve bu özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'dir. Kur'an'da "ve sen elbette yüce bir ahlak sahibi üzerindesin" buyurularak onun üstün bir ahlaka sahip olduğu belirtilir. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in müminler için en güzel örnek olduğu da açıkça ifade edilir. Bu konuyla ilgili bir ayette "andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır" buyurulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, adaleti, yardımseverliği bütün özellikleriyle bizler için en güzel örnektir. Bu sebeple onun için İslam kültüründe üsve-i hasene, yani en güzel örnek ifadesi kullanılır. Evet, şimdi diğer bir konumuz olan vahiy ve vahyin gönderiliş amacını işleyeceğiz. Vahiy kavramı sözlükte gizli konuşma, fısıldama, ilham etme, ima ve işaret etme, ortaya çıkarma anlamlarına gelir. İslami bir kavram olarak ise vahiy, peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakındırılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bilginin gönderiliş tarzı demektir. Yüce Allah, insanların akıllarını kullanıp doğru yolu bulmaları ve hakka uymaları için insanlık tarihinin her döneminde vahiy göndermiştir. O kullarını hiçbir dönemde sahipsiz bırakmamış, gönderdiği peygamberler ve vahiylerle onları sürekli uyarmıştır. Cenab-ı Allah insanı akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak yaratmış, ona pek çok nimet vermiştir. İnsan üstün özelliklere sahip akıllı bir varlıktır. O, aklı sayesinde yeni bilgiler öğrenip kendini geliştirebilir. Varlıkların yapısı ve özellikleri, tabiatta meydana gelen olayların sebepleri hakkında araştırma ve incelemeler yapabilir. Medeniyetler kurup bilimsel ve teknolojik alanda ileri düzeyde gelişmeler sağlayabilir. Ancak insanın aklıyla bilemeyeceği şeyler de vardır.
Örneğin insan kainata bakarak, varlıkları inceleyerek, evren üzerinde düşünerek yüce bir yaratıcının yani Allah'ın varlığını kavrayabilir. Ancak Allah'ın sıfatının neler olduğunu, ona nasıl kulluk edeceğini bilemez. İşte Rabbimiz insana kendisini tanıtmak için vahiy göndermiştir. Kullarından kendisini ibadet etmelerini istemiş, nasıl ibadet edeceklerini de gönderdiği vahiyler ve peygamberler vasıtasıyla kullarına açıklamıştır. Tarih boyunca insanlar çeşitli etkenler sebebiyle zaman zaman hak yoldan sapmışlardır. Yanlış inançlara yönelmişlerdir. Bazen güneşe, aya, gök cisimlerine, putlara ve varlıklara tapmışlardır. İşte Rabbimiz insanın yanlış inançlara yönelmemesini, hak yola uymasını sağlamak için vahiy göndermiştir. İlahi vahyin gönderiliş amaçlarından biri de insanı ibadete, güzel davranışlara, hayırlı amellere yöneltmektir. Yeryüzünde hayrın hakim kılınmasını, şerrin de ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Dünyanın düzenin sağlanması için ve benzeri olaylar için vahiy ve peygamberler göndermiştir. Evet arkadaşlar, şimdi 5. konumuz olan ilahi kitapları işleyeceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah, kullarını doğru yola iletmek, hidayete çağırmak üzere tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. Rabbimiz peygamberlerinden bazılarına emir ve yasaklarını ihtiva eden ilahi kitaplar indirmiştir. Bunlara ilahi kitap denilmesinin sebebi, söz konusu kitapların Cenab-ı Allah tarafından gönderilmesi ve ilahi vahiyler içermesidir. Allah tarafından gönderilen kitapları iki kısma ayırarak ele alabiliriz. A. Suhuf. Suhuf kavramı sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah'ın dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail aleyhisselam aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dini emirlerine ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir. Suhuflar Hazreti Adem aleyhisselamı 10, Çit aleyhisselamı 50, İdris aleyhisselamı 30, İbrahim aleyhisselama 10, toplam 100 sayfa suhuf gönderilmiştir. Ve ilahi kitaplar, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ilahi kitaplar 4 tanedir. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davut aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Şimdi Tevrat'a bakalım. Tevrat Hazreti Musa'ya gönderilen ilahi bir kitaptır. Yahudilerin kutsal kitabıdır. Tevrat Hazreti Musa'dan sonra Yahudiler tarafından tahrif edilmiştir. Aslını koruyamamıştır. Yahudiler Tevrat'a Tora ismini verirler. Tevrat'a Ahd-i Atik, eski sözleşme de denilmektedir. Tevrat'ta Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve kavminin yaşadığı olaylar önemli bir yer tutar. Ayrıca bu kitapta dini ve ahlaki emirler, yasaklar yer alır. İslam müfessirlerinin ve araştırmacıların tespitine göre Tevrat, Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirildiği halini muhafaza edememiştir. Şimdi Zebur'a geçelim. Zebur, Davut Aleyhisselam'a indirilmiştir. Tevrat gibi Zebur da Yahudilerin kutsal kitabıdır. Ahd-ı Atik'in içinde Mezmurlar adıyla ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. Zebur'da genel olarak ilahiler, yakarışlar, ahlaki öğütler yer alır. Zebur da Tevrat gibi tahrif edilmiş ve Allah'tan indiği şeklini koruyamamıştır. Şimdi İncil'e geçelim. İncil Hazreti İsa'ya vahyedilmiştir. İncil'e Ahdi Cedid, yeni sözleşme de denir. İncil Hazreti İsa aleyhisselamdan sonra yıllar sonra yazıya geçirilmiştir. Dolayısıyla İncil Yüce Allah'tan geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşmamıştır. Tarihi süreç içinde birçok değişikliğe uğramıştır. Günümüzde Hristiyanların resmen kabul ettiği 4 İncil bulunmaktadır. Bunlar yazarların adıyla anılan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Ancak İncil'i yazanlar Hazreti İsa aleyhisselamı hiç görmemişlerdir. Dinimize göre Tevrat, Zebur ve İncil'in Allah'tan indirildiği şekline inanmak farzdır. Evet, dördüncü kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, büyük kütlelerce değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Allah'ın mucize kelamıdır. Kur'an biz Müslümanların kutsal kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kendisinden önce gönderilen ilahi kitapların hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple yeryüzünde bütün insanların yüce kitabımıza inanması, onun içindeki hükümleri hayatında uygulaması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim tamamen Allah'ın sözlerinden oluşur ve ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere hiçbir insanın sözü karışmamıştır.
Kur'an kıyamete kadar da değişmeyecektir ve o Allah'ın koruması altındadır. Kendisi sözlerin en güzel olarak nitelendirilen Kur'an Allah tarafından peygamberimize vahyedilmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le ilgili bazı önemli bilgileri paylaşacağız. Kur'an-ı Kerim ırk, renk, cinsiyet, milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa hitap etmektedir. Kur'an-ı Kerim hükümleri ve ilkeleri tüm zamanlar için geçerli olan evrensel bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Peygamber Efendimiz'e inen ayetleri, vahiy katipleri denilen bazı sahabiler yazmıştır. İndirilen ayetleri Peygamber Efendimiz'le birlikte birçok sahabi de ezberlemiştir. Kur'an ayetlerinin tamamını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazıya geçirilmiştir. Ayetler dağınık halde bulunan Kur'an, Peygamber Efendimiz'in vefatından hemen sonra Hazreti Ebubekir zamanında iki kapak arasına alınıp kitap haline getirilmiştir. Yüce kitabımız 3. Halife Hazreti Osman zamanında çoğaltılmış ve belli başlı İslam merkezlerine gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet bulunmaktadır. Kur'an'ın ilk suresi Fatiha, son suresi ise Nas suresidir. Kur'an'ın ilk indirilen ayetleri Alak suresinde yer almaktadır. Kur'an'ın en kısa suresi 3 ayetten oluşan Kevser suresidir. Kur'an'ın en uzun suresi ise 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. Kur'an-ı Kerim dinimizin ana kaynağıdır. İslam dininin inanç esasları, ibadet ilkeleri, ahlak kuralları, haramlar ve helallerle ilgili bilgiler en doğru şekilde Kur'an'dan öğrenilebilir. Kur'an bize doğru yolu göstermek üzere indirilmiş ilahi bir kitaptır. O bizim hayat kılavuzumuzdur. Bütün bu sebeplerle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim okumaya ve anlamaya önem vermeliyiz. Onun hem orijinal dili olan Arapçasını hem de Türkçesini, meallerini sık sık okumalıyız. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve bizim kutsal kitabımızdır. Bu sebeple bizler Kur'an-ı Kerim'e her zaman saygılı oluruz. Ona olan saygımızı da davranışlarımızla gösteririz. Toplumumuzda milletin Kur'an sevgisini ortaya koyan pek çok örnek vardır. Kur'an okunurken hepimiz saygıyla dinleriz, konuşmamaya özen gösteririz. Kur'an-ı Kerim'i belimizden yüksekte tutmaya özen gösteririz. Kur'an'ı okurken yüce kitabımızı yere değil, yüksekçe bir yere ya da rahlelere koyarız. Milletimiz Kur'an'ı özenle saklamak için en güzel kılıflar hazırlamıştır. Surelerin yer aldığı besmele bölümünü, Kur'an sayfalarının kapağını ve kenarlarını en güzel şekilde süslemiştir. Kızlarını gelin ederken onların çeyizlerini işlemeli kılıflar içinde Kur'an koymaya önem vermişlerdir. Çocuklarına Kur'an sevgisini aşılamak için Kur'an kursları ve hafızlık müesseseleri açılmıştır. Ramazan'da camilerde ve evlerde mukabele okuma geleneği yüzyıllardır sürdürmüş, Kur'an'ı hatmetmeye de ayrı özen gösterilmiştir. Evet, dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.